Katılım endeksli firmalardan hisse senedi almak caiz midir? Bismillahirrahmanirrahim. Malumunuz son zamanlarda borsada işlem gören firmalarının bazısı e, İslam fıkı açısından, İslam'ın ahkamına uygunluk açısından e, hassasiyetlere dikkat eden firmalara katılım endeksi diye borsada işlem gören firmalara hususi bir endeks açmıştır. Ve e, bu noktada ee, İslam ahkamı itibarıyla uygun faaliyetlerde bulunduğunu iddia eden firmalar başvuru almaktadır. Ee, ve başvuruları neticesinde kendi faaliyetlerine bakılınıp kendi faaliyetleri açısından İslam fıkhına uygun olmayan bir takım faaliyetler yok ise bu katılım endeksi grubuna katılmaktadır. Eğer faaliyetlerinde şayet İslam fıkı açısından e, problemli veya sıkıntılı durum varsa bu endekslerden almaktadır Bu e, şirketler çıkartılmaktadır. Şimdi bu bahsetmiş olduğumuz durum, evet sorulduğu zaman da e, bu işin pazarlığını yapan veya ticaretini yapan şirketler tarafındanki anlatımdır. Yani e, efendim siz borsadan hisse senedi almak istediğiniz zaman da ya İslam ahkamına hiçbir şekilde dikkat etmeyen faizi bankalar, bahis şirketleri vesaireler var veya e, yapmış olduğu ticari faaliyet ee, İslam fıkhına uygun, İslami hassasiyetlere e, duyarlı firmalar var, e, hangisinden hissesini de almak isterseniz şeklinde bir e, tercih sunulmaktadır. Ve esasen bu tercihin temel sebebi de şudur, dini hassasiyeti olan kişilerin yatırımcı olarak borsaya çekilmesidir. Buradan temel maksat da budur. Yani dini hassasiyet olan insanlar da borsadan bu noktada kazanç sağlasınlar ve o firmalarda o kişilerin nakitlerini kullansınlar temel buradaki hedef budur peki bu bahsedildiği gibi bu uygulama gerçekten İslam fıkı açısından e, uygun mu veya e, şu anki reel uygulama ve dünya çapındaki uygulamalarda gerçekten iddia edildiği gibi İslam fıkı açısından birebir uygun mu konuyla alakalı e, en basit e, bir yabancı bir müşteriymiş gibi siz aracı kurumlar üzerinden e, başvuru yaptığınız zaman da e, ee, bu katılım endeksinde İslam fıkhına göre e, uygun olması için gerekli şartları biz baktığımız zaman da esasen İslam'ın açık bir şekilde haram kılmış olduğu evet bir takım noktalara hassasiyet var ve onlar için tedbir alınmış. Örneğin bahis şirketleri hiçbir şekilde katılım endeksine giremiyor veya domuz mamulleriyle işlem yapan giremiyor, alkol ürünleriyle giremiyor. Evet bu hassasiyetler var ancak değerli arkadaşlar en önemli nokta bugün ticari sahada nedir? Faizdir. Yani benim iştirakçı olarak yatırım yapmış olduğum şirketimin gerçekten faizden uzak duruyor olması gerekir benim almış olduğum, oradan almış olduğum kazancımın helal olabilmesi için. Ve çözmeleri gereken, eğer burada bir İslami hassasiyetten bahsediliyor ise çözmeleri gereken en büyük problem şu anki ticaret itibariyle nedir? Şirketin gerek faiz geliri alması veya faiz borçlanması hususudur. E, bu noktaya biz baktığımız zaman da maalesef şu anki katılım endeksine uygunluk verilen firmalar için belirlenen standartlarda karşımıza şöyle bir şey çıkmaktadır. Ki şirketin nakit gelirlerinden %5'i faiz aşmaması durumunda yine katılım endeksi açısından uygundur. Yani İslam fıkhına göre uygundur. Veya nakit ve menkul mal varlıkları itibariyle de %30'u aşmaması durumunda yine uygundur. Yani %30'a kadar bu yönüyle bir gelir elde edilebilir, varlık elde edilebilir. Borçlanma itibariyle de %30'u aşmaması durumunda yine katılım endeks açısından uygundur. Şimdi böyle bir durum değerli arkadaşlar, İslam fıkhının, hiçbir şekilde içtihada mahal vermemiş olduğu, imkan tanımamış olduğu bir zeminde ve bir durumda içtihat etmektir. Sadece kişinin kendi reyiyle, içtihadıyla e, belli bir takım ayetleri e, ortadan kaldırmak veya faiz gibi İslam'ın en temel, en hassas noktasını hiçe saymaktır. Çünkü faizin yüzde yüzü haram olduğu gibi yüzde beşi de, Binde beşi de, binde biri de haramdır. Bu noktada efendim binde beşten fazlası haram ama binde beşten e, azı e, zaruret olduğundan dolayı af kapsamında diye bir şey diyemeyiz. Veya menkul veya nakit getirileri itibariyle de yine aynı şekilde efendim yüzde otuza kadar ki af ne yapalım ondan sakınmak mümkün değil. Dolayısıyla bu kişinin ticari faaliyeti caiz diye bir şey diyemeyiz. Faizin e, en ufak zerresi bile en azı bile nedir? ...haramdır ve hiçbir şekilde caiz değildir. E Faiz bu şekilde haram ise o zaman benim e, hissedar olarak e, şirkete yatırmış olduğum parada... ...ben de iştirakçı olarak o şirketin ticari faaliyetlerinde de hissedar oluyorumdur. E, benim bunu bile bile vermem de beni de otomatikman yapılan bu faiz işleminde sorumlu kılacaktır. Onun için değerli arkadaşlar bu bahsetmiş olduğumuz katılım endeksi ile alakalı biz uluslararası piyasaya da baktığımız zaman örneğin Suud'daki e, borsaya biz baktığımız zaman oradaki katılım endeksinde de yine aynı şekilde ayetlerle haram kılınmış olan faiz haramlılığı hususunda maalesef önünü alamadıkları için efendim %5'i e, aşmaması durumunda helal denilmiş. Veya işte e, bütün getirileri itibariyle %30'u aşmaması durumu haram getirilmiş. Amerika, Amerika'daki katılım endeksine biz baktığımız zaman da orada faiz e, getirisi e, direkt nakit getirisi. E, %15'e çıkartılmış normal bütün mal varlığına itibarla da %45'e çıkartılmış. Burada şunu görüyoruz değerli arkadaşlar bu noktada her bölgedeki bu şekildeki katılım endeksinin standartlarını belirleyen fıkıhçılar veya şahıslar maalesef hiçbir şekilde içtihada imkan olmayan ayetlerle haram kılınmış olan faiz hususunda kendi reyleriyle, kendi içtihatlarıyla bir tahtitte bulunuyorlar. Efendim %5'den aşağısı af, %15'den aşağısı af, getiri itibariyle %30'dan aşağısı af. Böyle bir şey kabullenmek kesinlikle doğru değildir. Evet, bu noktada gerçekten şöyle bir proje olarak veya iddia olarak güzel bir iddiadır. Efendim insanlara e, İslami duyarlılığı olan ticari faaliyetlere yönlendirin. Evet güzel bir iddiadır. Ancak İslamiyet'in haramlılığı sadece kumarla, bahisle veya domuz domuz mamulleriyle alakalı değildir. Bugün ticarette en çok dikkat edilmesi gereken husus, ticaret hanelerin nakit ihtiyacını sağlama hususunda faizle alakalı uygulamalarıdır. E, bu gruplara biz baktığımız zaman da, bu şirketlere baktığımız zaman da maalesef faizle alakalı şeye girdiğimiz zaman da her bir sınıfta kalmaktadır ve standart olarak belirlenen uygulamalarda buna müsaade etmektedir. Bundan dolayı İsmaila camiası olarak e, normal borsaya fetva verilmediği gibi aynı şekilde katılım endeksi denilen bu firmalarda da faiz hassasiyeti birebir tas tamam tatbik edilemeyip e, içtihadi olarak kendi reyleriyle ayetlerin bulunmuş olduğu noktada tahtitte sınırlama bulunup belli bir rakama kadar ki faizde bir problem yoktur, aftır şeklinde bir indi ve kendi reyleriyle, kendi kafalarıyla bir tahtitte bulunduklarından dolayı biz İsmaila e Camiası olarak fetva vermemekteyizdir. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد